Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi'nde yapılan çalışmalar düzenlenen programla davetlilere tanıtıldı. Okul Müdürü Fatih Bilican okul yapısı hakkında bilgiler verdi. Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi'nde yapılan çalışmalar okulun yemekhanesinde düzenlenen programla anlatıldı. Program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka programda konuşan okul müdürü Fatih Bilican, hayırseverlerin katkısıyla okulda yapılan tadilat çalışmaları ve ileriye dönük olarak yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Benim İnegöl İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladığım Şubat 2006 tarihinden Şubat 2007 tarihine kadar geçen bir yıllık süre içerisinde özellikle yaz tatilinde okulumuzda sizlerin katkılarıyla yapmış olduğumuz çalışmaların yerinde görülmesini sağlamak ve yapacağımız çalışmalarımızla ilgili sizlerin görüşlerinizi, fikirlerinizi almaktır. Bizler okulumuzda yaptığımız ve yapmak istediğimiz çalışmalar için zaman zaman sizleri ziyaret ediyoruz. Sizler de kendi okulunuza maddi ve manevi destek oluyorsunuz. Öyle inanıyoruz ki sizlerin katkılarınızla yapılan bu güzellikleri yerinde görmekte mutlu olacaksınız. Yapılan çalışmalara geçmeden önce okulumuz hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi okulumuz hem İmam Hatip Lisesi hem de Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere İki tür program uygulayan bir eğitim kurumudur. Bilindiği gibi İmam Hatip liselerinde hem mesleğe yönelik din eğitimini içeren meslek dersleri hem de kültür dersleri okutulmaktadır. Bütün olumsuzluklara ve katsayı adaletsizliğine rağmen Türkiye genelinde İmam Hatip Lisesi mezunlarının ÖSS başarıları genel liselerin üzerindedir. Bizim okulumuzda da durum böyledir. Tabii ki biz alınan puanlara göre bu değerlendirme yapıyoruz. Yoksa üniversiteye yerleştirilen öğrenci sayısına göre değil. Sayın Milli Eğitim Müdürüm de bunun yakın şahittir. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk ise İnegöl'de eğitim alanında yapılan çalışmalarda hayırsever iş adamlarının katkılarının büyük olduğunu söyledi. İmam Hatip Lisesi de son yılda yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri sevgili okul müdürümüz aktarmaya çalıştı. Özet olarak başarının %50'si okul donanımının iyi olması, aracın gereçin iyi olması, bilgisayar ve diğer laboratuvarların tam teşekkür olması, iyi bir öğretmen kadrosu olması başarı %50'siniz. Eğer bu varsa diğer taraf öğrencilere kalmaktadır. Bugün İmam Hatip'sini gördüğümüzde gerçekten bu %50'si tamamlanmıştır. Ve bu da yine gördüğü hayırseverler tarafından tamamlanmıştır. Diğer bir alan ise Sayın Müdürümüzün anlattığı gibi yurt problemimiz var. İnanıyoruz ki 1900
1970'li yılların başından bu yana İmam Hatip olayına gönül veren yine gönlümüşlerimiz bugün de yarın da İmam Hatip ile ilgili eksikleri tamamlayacaklardır. Yurtla ilgili eksikler de çok kısa zamanda tamamlanacağını inanıyorum. Daha sonra okulda yapılan tadilat çalışmaları Sinevizyon eşliğinde programa katılanlara sunuldu.